Değerli müşterilerimiz, Forex piyasası hakkında bilgilendirmeye devam ediyoruz. Çağan, Forex piyasasında işlemler nasıl gerçekleşiyor? Şu şekilde, aslında Forex piyasasında işlem yapılan parite çiftlerinin tamamını bir bölme işlem olarak düşünebiliriz. Mesela dolar TL, Amerikan dolarının Türk lirasına oranıdır. Ya da euro dolar, euronun dolara, Amerikan dolarına oranıdır. Yani aslında bütün parite çiftleri A bölü B'dir olarak düşünebiliriz. Burada Forex piyasasında A bazı döviz, B ise karşıt döviz olarak adlandırılır. Ve eğer bir kontrat pozisyon açarsan 100 bin A, 100 bin bazı döviz pozisyon açmış olursun. Bunu bir örnekte ilerletelim. Evet, sayısal bir örnek verebilirsen. Tabii ki. Bir kontrat dolar TL paritesinde pozisyon açıyoruz diyelim. Burada açılan pozisyonun büyüklüğü 100 bin A, yani 100 bin bazı döviz, yani 100 bin dolardır. Bir bilgi vermek isterim. Ak Yatırım'da TradeAll platformunda işlem yaparken pozisyon açılabilecek minimum kontrat 0.1'dir. Yani 10 bin bazı dövizdir. Böyle yapan bir yatırımcı 0.1 kontrat büyüklüğünde pozisyon açarsa 10 bin bazı döviz, 10 bin dolarlık pozisyon açmış olur. Peki Çağan, bu işlemler için hesapta ne kadar teminat, yani doğru tabirle başlangıç teminatı bulunmalı? Deminki örneklerden devam edelim bunun içinde. SPK maksimum 1.10 kaldıraça izin veriyor demiştik. Dolayısıyla bir kontrat dolar TL paritesinde pozisyon açan bir yatırımcı 100 bin Amerikan doları büyüklüğünde pozisyon açar ve bunu 10'a bölersek kaldıraç oranına hesapta 10 bin dolar minimum başlangıç teminatı bulunması gerekiyor demektir. Kar zarar nasıl hesaplanıyor? Ondan da bahsedebilir misin? Tabii, örneğimizi genişletelim. Bir kontrat dolar TL paritesinde düşüş yönlü short pozisyon açan bir müşteri bu işlemi 3.60 fiyatla yaptı diyelim ve pozisyonu aşağı doğru hareket gerçekleşti ve 3.55'ten kapadı diyelim. Burada kar zarar pozisyonun açıldığı ve kapandığı fiyat arasındaki fark çarpı pozisyon büyüklüğü olarak hesaplanır. Yani 3.60'dan sattı müşterimiz. 3.60 eksi pozisyon kapandığı fiyat 3.55 çarpı pozisyon büyüklüğü yani 100 bin eşittir 5 bin Türk lirası. Burada müşterimiz kar elde edecektir. TradeAll'da teminatlar her zaman dolar cinsi demiştik. Dolayısıyla buradaki 5000 TL pozisyonun kapandığı anda cari fiyat neyse, cari kur neyse o fiyatta dolara döner ve hesaba dolar olarak yansır. Zarar durumu 3.60'dan sattık ama bu sefer 3.65'e çıktı diyelim. Aynı hesaplama sistemiyle 3.60 eksi 3.65 çarpı 100 bin 5000 Türk lirası karşılığı dolar hesaba zarar olarak yansıyacaktır. Peki yatırımcılar bu açılan pozisyonları diledikleri kadar taşıyabiliyorlar mı? Bu konuyu detaylandırabilir misiniz? Tabii ki eğer hesapta yeterli teminat varsa evet pozisyon dilendiği kadar taşınabilir. Ama hesapta bulunan başlangıç teminatının yani deminki örneğimizde 10 bin doların %15'ine inerse eğer hesapta bulunan varlık yani anlık bakiye pozisyon otomatik olarak kapanacaktır. Burada %15 stop out seviyesi Ak Yatırım'ın kurum kararı gerekçesiyle uyguladığı bir stop out seviyesidir. Deminki örneğimizde eğer 10 bin dolar başlangıç teminatı 1500 dolara inerse o anki cari fiyat neyse o fiyattan pozisyon otomatik olarak kapanmış olacaktır. Peki pozisyonlar taşınırken farklı bir maliyet söz konusu mu? Pozisyonları taşımak için çok önemli ve Forex piyasasında dikkat edilmesi gereken bir unsur var. O da swap konusu. Ama bunu sadece maliyet olarak söylememiz doğru olmaz. Aynı zamanda hesaplara kar olarak da yansıyabilir swaplar. Şöyle ki fiziksel teslimat olmayan bir piyasada herhangi parite çiftinde pozisyon alırken aslında teknik olarak almak istediğin döviz cinsi karşılığında elinde bulunan döviz cinsini teslim etmelisin. Eğer teslim edebileceğin bir döviz cinsi yerinde yoksa teknik olarak ne yapman gerekir? Aslında bunu borç alman gerekir bu döviz cinsine. Belli bir oranla borç alırsın. Karşılığında aldığın dövizde belli bir oranla borç verebilirsin. İşte borç alınan para biriminin, paranın, dövizin faiz oranıyla karşılığında aldığın dövizin faiz oranı arasındaki fark swap maliyetlerini ya da karlarını oluşturur. Eğer sattığın dövizin faizi daha yüksekse burada bir swap maliyeti, eğer daha düşükse burada bir swap karı hesaplara gene gün sonunda ve gene dolar cinsi olarak yansır. Günlük swap puanlarını yatırımcılarımız tradeall.com web sitesinden takip edebilirler. Çağan, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli müşterilerimiz, siz de Ak Yatırım'da hesap açmak, Forex işlemlerinizi Ak Yatırım'ın 20 yıllık tecrübesiyle başlamak ve piyasalar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Ak Yatırım şubeleriyle iletişime geçerek konusunda deneyimli ve uzman kadromuzdan bilgi alabilir ya da tradeall.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca 444-473 nolu telefonumuz ise bilgi alabileceğiniz bir diğer kanalımız. İyi günler dileriz. İyi günler.